Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Salatü selam elçisi Hazreti Muhammed olsun. Allah rahmetiyle teyit etsin. Cenab-ı Hak makamını âli etsin. Allah etkinliğini, nüfusunu arttırsın. Bizi de o etkisi ve nüfusu altında bahtiyar kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli arkadaşlar, bugün de inşallah yeni bir vahiy sohbeti programında beraber olacağız. Usulümüz gereği önce sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan, kendi içinde anlamlı bir sırası olan hadislerden bahis yapacağız. İkinci bölümde ise Meryem suresi, biraz önce dinlediğimiz Kur'an'ın 19. sırasına yerleştirilen Meryem suresinden Rabbimizin bize yaptığı öğütleri paylaşmaya çalışacağım inşallah. Şu konuda çok ikaz aldım. Samimiyete binaen paylaşayım. Erkek bayan düzeni ile ilgili biraz hassas olsak, bazen bayan ortada oturuyor, çocuğuyla birlikte dışarı çıkmak üzere ağladığı için ya da bir ihtiyaç için orada sıkıntılar oluyor. Bu konuda ikaz çok aldım. Hoş, içimdekini de paylaşayım. Burası artık bir aile gibi göreyim. Kur'an dinlemeye, aleyhissalatü vesselam'dan öğütler almaya gelen insanın kalbi de, zihni de alacağı öğütlere odaklanmalıdır. Yanında erkek olmuş, bayan olmuş. Burası, af buyurun, bir gazino değil. Burası, öylesine bu benzeri düşüncelerimizi tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Velev ki yanlış yere oturmuş, kalkmış, eza vermiş olsun, Kur'an'ın hatırına gözümüzü, kalbimizi muhafaza ederek olanca katılımı çoğaltmak üzere kim olursa olsun gelsin, Rabbinin kendisine indirdiği kitabı dinlesin hatırı için bu konuda genişlik istiyorum, müsamaha istiyorum, hoşgörü istiyorum. Onun için bu anlamda yapılacak müdahaleleri İlk ve son kez yapmış olayım. Bundan sonra kim nereye oturursa başımın üstünde yeri var. Hoş gelmiş, sefa getirmiş, Cenab-ı Hakk'ın açmış olduğu sofraya gelmiş, o sofradan Rabbisinin kendisine öğütlerini dinlemeye gelmiş, destek vermek lazım, dua etmek lazım, faydasını Allah hayatında onun halk etsin, yarasın, lütfetsin diye hepimize, hepimizin birbirimize dua etmesi gerekir. Bu benzeri uzaktan yapılan tenkitleri, karanlıkta konuşmaları, köyden birbirimizin arkasından yaptığımız tenkitleri mümkün olduğu kadar duaya tebdil edelim, hayra dönüştürelim. Bunu bir engele değil, kapıyı açmaya, işi kolaylamaya yönelik değerlendirelim. Evet. Geçen hafta kelime-i tevhid, bizi Allah nezdinde en kıymetli insan yapan cümle üzerinde durmuştuk. Onun değeri, kıymeti üzerinde durmuştuk. Bugün de imanı bize sağlayan, destekleyen, koruyan ve geliştiren araç, Kur'an'la ilgili Efendimiz'in bize ilettiği bir haberi paylaşacağım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan aktarılan bir haber paylaşıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu Kur'an diye başlar. Allah'ın indirdiği kitaba dikkat çeker. Onunla ilgili bir tarif ya da önemli noktalarına değinecek, bizim Kur'an'da ne bulmamız gerektiği, ne aramamız gerektiği ile ilgili önümüzü açacak. Şöyle başlar
İnne hazel Kur'an me'dubetullahi. Bu Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Bu Kur'an Allah'ın kendisiyle kullarını terbiye ettiği edep kaynağıdır. Terbiye kaynağıdır, ahlak kaynağıdır, inanç, amel kaynağıdır, hikmet kaynağıdır. فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَعْرِهِ. Allah'ın sizin önünüze açtığı ve her birisinde sizi edeplendirmeye, sizde azam hasletleri ortaya çıkartmaya yönelik indirdiği bu kitabın surelerinde gezinerek onu öğrenin, onu konuşun, paylaşın, onunla amel edin, gücünüz nispetinde. Nitekim bu Kur'an Allah'ın sağlam ipidir. Allah'ın sağlam ipidir. Önce edep kaynağıdır diyerek biz Allah'ı Rab kabul eden bizlerin tümünün edeplenmek, terbiyesine girmek, eğitilmek, öğretilmek üzere önünde diş çökeceğimiz kaynağı Kur'an kıldı. Kur'an'dır bu. Ve Allah'ın muradı öğrenmek, yaşamak, böyle hikmete ermek, böylece Allah'ın potansiyel olarak yarattığı insandaki o muazzam insani hasletlerin inkişafını sağlamak. Oradan kimler doğdu? Oradan Ademler doğdu, Nuhlar doğdu, Salihler, Hutlar doğdu. Oradan Musalar doğdu, Davutlar, Süleymanlar doğdu. Oradan İsa doğdu, Zekeriyalar, Yahyalar, Meryemler doğdu. Oradan Muhammed aleyhisselam. Ve oradan onun seçkin sahabileri doğdu. Allah'ın edebidir bu. Görenler iyi de insan olarak yaratılmışızın iftiharını kendilerinde seyrederler. Onları görenler, onları dinleyenler, onlarla birlikte yaşayanlar. Çünkü gölgelerine kimi düşürmüşlerse hayırhahlıklarıyla, öğreticilikleriyle, hoşgörüleriyle, sabırlarıyla, metanetleri, cesaretleri, cömertlikleriyle herkese insanlığın numunesini göstermişlerdir. Allah'ın edebi, edep için indirdiği kaynak Kur'an'da mevcut. O halde öğreniniz der sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın ipidir. Yani ucunu Allah'ın tuttuğu bir ip. Habil kelimesi sadece bir ip değil, birçok ipten yumak haline gelmiş, sarmalanmış, kendir gibi bir kalın ipe denir. Niçin birçok ip, ipin birlikteliğini Allah-u Teala Kur'an için kullanır? Çünkü tutunduğumuz zaman Kur'an'a herkes kendi meşrebine göre bir ipe sarılabilir. Birçok tarzı vardır Kur'an'ın. Birçok yönü vardır. Birçok şeritleri vardır. Allah müstakim bir yol tayin etmiş, ona sırat demiş, sonra her birisinde şeritler çizmiş, ona da sübülüs selam demiş, sebil demiş. Yol sebildir, yollar vardır ana yolda, şeritler vardır. Allah'ın indirdiği müstakim yolda şeritler, herkese göre farklı, kolay yürüyebileceği şeritler. Kulluk yolu bütün kulları içine alabilecek özellikte vaaz edilmiştir. Kulluk yolu. Kul ki basitten mürekkebe, hangi kültür seviyesinde olursa olsun, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun, hangi kültürü almış olursa olsun, girdiği zaman kendisinin rahat yol alabileceği ölçüler görür Kur'an'da, İslam'da. Buna müstakim yol diyoruz biz. Hablullah, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bununla ilgili bize buyruğu nedir? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. İki anlamı var. Bir, ey Müslümanlar,
hepiniz Allah'ın ipine, toptan hepiniz sarılın. İstisna yok. Herkes Kur'an'ın edebiyle edeplenmelidir. Herkesin gündeminde bugün Bakara, yarın Ali İmran olmalıdır. Diğer gün Nisa, Maide, Enam olmalıdır. Araf, Enfal, Tövbe olmalıdır. Herkesin gündeminde. Ortak gündem bunlar. Ortak terbiye kaynağımız. Kendimizi onda bulacağımız bir kaynaktır Kur'an. Herkes kendini onda bulur. İslam ne çeşit meşrepler bulmuştur kendi içinde. Tabirimi Rabbim uygun görsün. Ne cins insanlar çıkartmıştır İslam. Bu Kur'an'ın terbiyesidir. Allah'ın yarattığı tabiat kendine yer bulmalıdır. Bunu dinde bulur. Kur'an ve hadiste, sünnette bulur. Hablullah. Birinci manası Müslümanlar. Tarikatlısı, tarikatsızıyla. Şafisi, Hanefisi, Hanbelisi, Malikisiyle. Diğer fikri anlamda farklı gruplarıyla. Kim olursanız olun. Hep ortak paydası olan Kur'an'da onu okuyun, onu beraber paylaşın, onu anlamaya gayret edin, onu konuşun. Bu ona sarılmaktır. Değilse ne olur? وَلَا تَفَرَّقُوا. İkaz gelmiş. Bölünmeyin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Kur'an'ı bırakırsak bugünkü hale dönüşürüz. Paramparça durumdayız. Orta Doğu'da ne yapıyor? Kim kimin kanını döküyor? Dışarıdan Batı ülkeleri gelip askerleriyle buraya müdahale etmiyorlar. Beni sana, seni bana kırdırarak emellerini gerçekleştiriyorlar. Bunun bir tek dermanı vardır. Allah'ın ipine hepimizin toptan sarılmasıdır. Değilse bunun karşılığı fırkalaşmaktır, gruplaşmaktır, bölünmektir. وَلَا تَفَرَّقُوا. Bu Allah'ın sağlam ipidir. وَنُورُ الْمُب۪ينَ. Aydınlık saçan ışığıdır Allah'ın kitabı Kur'an. Aydınlık saçan, aydınlık kazandıran ışığı. Körler onunla feraset bulur. Körler onunla aydınlanır, çözülür. Kör hadiseler. Baktığımızda ne olduğunu kulca, insanca, Müslümanca çözemediğimiz, tahlil edemediğimiz, sonuçlandıramadığımız nice kör hadiseler kendisine Kur'an projektörünü sunduğunuz zaman aydınlanacaktır. Kur'an aydınlıktır. Aydınlatır kalpleri ve aydınlatır kör hadiseleri. En-nuru mubin ve şifaun nafi'. Fayda veren bir şifadır. Maddi manevi bütün hastalıklarımıza, bütün streslerimize, sıkıntılarımıza, bütün düğümlerimize şifa veren, faydalı şifa veren bir kaynaktır. Şimdi yaşadığımız sorunlar nedir? Bir hastalıktır. Şeytanın aktörlüğünü yaptığı, müdahil olduğu, bizde marazlar şeklinde ortaya çıkan, fitne, fucur, ayrılıklar şeklinde kendini gösteren hastalıklarımız vardır. Nedir dermanı? Eşşifâun nâfi'a olan Kur'an'dır. Faydalı bir şifadır Kur'an. Başka? İsmetun limen temessek. Kendisine tutunanları korur Kur'an. Muhafaza altına alır. Kendisine tutunanları. Bilmeyiz belanın, musibetin nereden geldiğini. Her şeyi bilen Allah, Kur'an'a sarıl, ben yerine bileyim der. Her şeyi gören Kur'an'ın ölçülerine gücün kadar sarıl, ben senin yerine göreyim der. Her belayı def eden Allah, sen Kur'anca yap, Kur'anca konuş der, ben senin yerine sana gelen
günahları def edeyim der. İsmatun limen temessek. Tutunanlara bir korunaktır Kur'an. Başka? Ve necatun limen ittebâhu. Kendisine uyanları esenliğe çıkartır, düzlüğe çıkartır, aydınlığa çıkartır, kurtarır, kurtuluşa erdirir. La yezihu feyesta'tib. Eğrisi büğrüsü yok ki onu kınıyasınız. Kur'an'a uyan müminin eğrisi büğrüsü olmaz ki ayıplanacak duruma düşsün. Ve la ya'veccu feyukavvam. Ki onu doğrultasınız. Dost doğru bir yoldur. En kestirme menzile, hedefe en kestirme ulaştıran dost doğru bir yoldur. Düzeltilmeyi kabul etmeyecek kadar dost doğru bir yol. وَلَا تَنْقَدِ عَجَائِبُهُ. İnsanı hayranlıkta bırakan fevkalade mesajları, hakikatleri ne kadar okursanız okuyun tükenmez. Her birisinde sizi derinden etkiler. وَلَا يَخْلَقُ عَجَائِبُهُ. Çok okunmak ile eskimez, pörsümez, bayatlamaz mesajlardır Kur'an. Çok okuyarak onu tamam ben daha önce bunu biliyordum diyerek bir tarafa bırakacak değilsiniz. Kur'an okundukça tazelenen bir ilahi mesajdır. Fetluhu fe innallaha la ya'curukum an tilavatihi bi kulli harfin ashra hasanat. Fe innallaha ya'curukum. Onu okuyunuz. Okuyunuz çünkü ücret ve sevabını azami seviyede Cenab-ı Hak'tan alacağınız yegane mesajdır Allah'ın kitabı. Her harfine 10 hasene yazar size. Zannetmeyin ki elif, lam, mim sadece bir harftir. Elif ayrıca bir harf, lam ayrıca bir harf, mim ayrıca bir harftir. Zannetmeyin ki kaf, ha, ya, ayn, sad hepsi birlikte bir harftir. Hayır, her birisi ayrı ayrı harfler olmak üzere ayrı ayrı onlardır karşılık anlamında. Der aleyhisselam. Evet. Önce edeplenin Kur'an'la. Kur'an'ın edebine girin. Eğitim ve öğretimine dahil olun. Onunla kendinizi yaşatın. Eğitin. Sonra da Cenab-ı Hak bütün bu lütufları sizin için var kılsın. Bilirsiniz. Sıkça duyduğunuz bir hadis. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi. Hem ne güzel edeplendirdi diyor. Aleyhisselam'ın edebi neydi? Her insan, her varlık, mahiyeti altındaki kimseleri, yani kiminden sorumlu olduğu kimselere bir edep, bir terbiye vermek ister. Allah'ın da bu isteği var. Bunu Kur'an'la gerçekleştirir der aleyhissalatü vesselam. Edebi Kur'an'la gerçekleştirir. O nedenle beni Rabbim edeplendirdi derken, Ayşe annemizden dinliyoruz onun edebinin ne olduğunu. Adres yine kaynağımız Kur'an'dır. Kâne hulukuhu el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Aleyhissalatü vesselamın. Yürüyen Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize yaptığı telkin, bize öğütleme nedir? Kendi çocuklarınızı da edeplendirin. Neyle mi? Bir, Kur'an'ı sevdirerek. İki, peygamberi sevdirerek. Üç, peygamberin ailesini, ehli beytini sevdirerek çocuklarınızı siz de edeplendiriniz. Sirayet ediyor. Kur'an Allah'ın ahlakı. Kur'an peygamberin ahlakı. Kur'an müminin ahlakıdır. Kur'an müminin ahlakıdır. Mümin kimdir? Kendisine bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatan zattır. Allah'ı hatırlatan. Sözüyle, işiyle, münasebetleriyle. Cenab-ı Hakk'ı yaşanır, öyle yaşanır. Dini bir hayat düzeni olarak gösteren örnek insan müminlerdir. Çünkü onlar edep kaynağı olarak Kur'an'ı bilmişlerdir.
hadisimiz buydu Kur'an'la ilgili. Demek ki önce iman, evet. Bu sıralamayı niye bu şekil yaptık? Şu haberden hareketle sahabeler derler ki bize Kur'an'dan önce iman, imandan sonra Kur'an verildi. İmandan sonra Kur'an verildi. Çünkü görseliyle Allah görüntülerle oluşan tabiat harflerini gözümüzün önüne sermiş, aklımızca ölçüp tartmamızı istemiş, kalbimizle de onaylayıp kabul etmemizi talep etmiştir. İman oradadır. Mümin gören iyi bir gözlemcidir. Düşünen, akleden, ayıran, hakikati orada fark eden akıllı bir varlıktır. Aklınca tespit ettiği hakikatlere bigana kalmayan hissiyatıyla kalbinde bunu onaya, tasdike çeviren dürüst bir varlıktır. Dürüst bir varlıktır. Mümin bigana kalmaz hakikate. Yanlış olduğunu bildiği bir işte ısrar etmez. Doğru olduğunu bildiği bir işe kör davranmaz. Sorumluluğunu üstlenir. Üstlendiğinin nişanesi kalpteki tasdikidir. Onaylamasıdır. Tarafını belli etmesidir. Ondan sonra Kur'an. Kur'an neyi nasıl yapacağımızı bize öğretecektir. Yol gösterecektir. Kur'an'da yedi ayrı yüz, yedi ayrı veçhe, yedi ayrı yön vardır. Emirleri var. Emirlenip yapalım diye. Yasakları vardır, yasağı bilip kaçınalım diye. Helalları vardır, onu yasal bilelim diye. Haramları vardır, onu yasa dışı kabul edelim diye. Muhkemi vardır, onunla amel edelim diye. Müteşabihi vardır, manasını bilmeyiz. Nedir tam olarak? Anlamayız. Peki ne yaparız tavrımız? Allah indirdi diye Allah'tan gelen her şeye iman ettim deyip onaylar, tasdik ederiz. O bizim imanımıza iman katar. Hiç bilmediğimiz bir şeyi sırf Allah indirdi diye iman etmek. Bu ancak müminin halidir. Ancak müminin hali. Aklı kendisine ilah edinen çağdaş akınların değil. Ve nihayet meselleri vardır Kur'an'ın yedinci olarak. O nedir? İbret alalım diye. Düşünüp ibret alalım diye örneklemeler yapmış Allah. Tarihten bu yana ve şimdi yaşadığımız hayatla ilgili. Birçok örneklemeler. Yağan yağmuru, çakan şimşeği, yıldırımı örnek vermiş. Meseluhum kemeselillezi istavkada naran demiş. Yanan bir ateşi örnek vermiş. Bir örümceği örnek vermiş, sıçrayan bir çekirgeyi, bir ateş kelebeğini örnek vermiş. Niçin örnek verdin ateş kelebeğini dememiz için, bunu düşünmemiz için, bundaki ibreti, hakikati yakalamamız için. Evet. Hadisimiz bu. Kur'an'dan Meryem suresiyle başlayacağız inşallah bugün. Meryem suresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çağrısını yaptığı topraklarda indi. O topraklara hükümran olan sistem maalesef Allah'a karşı ben de benim deyip tavır takınan beşerdi. Beşeri bir sistem içinde yaşıyorlardı. Efendimiz ve ona iman eden insanlar. Bütün kurumsal yapılarıyla beşer sözünü söylemiş, hükmünü vermiş, güç onda olduğu için de kalabalıkları kendi sistemine boyun eğdirmiş. İsteseler ya da istemeseler. Silahın karşısında, servetin karşısında, nüfusun ve kalabalıkların karşısında kim durabilmiş ki? Peygamberler
direnen insanlardırlar, baş kaldıran insanlardırlar. Onlar mücadele, mücahit insanlardırlar. Ana nebiyyul melhameti vel merhameti, ben savaş ve rahmet peygamberi olarak gönderildim diyen peygamber aleyhisselam, işte bu sömürgeci zalim insanlara karşı direnmek üzere özel bir misyonla da gönderildiler. Taviz vermediler. Ser gider, inanç gitmez dediler. Mal gider, servet gider, inanç gitmez dediler. Mekke'de Allah Resulü aleyhisselam mücadelenin Cenab-ı Hakk'ın öğretisiyle nasıl olacağını verilen sureler öğrendi. Bir başka ifadeyle, sağ solu karanlık, şeytanlar kol geziyor, şer bütün bir topluma hükümran. Böyle bir ortamda acaba lekelenmeden, kirlenmeden, sağa sola sapmadan, önü aydınlık içerisinde selamet Müslüman olarak yaşamak mümkün mü? Mümkünse bu imkanı bize ne verir sorusuna cevap, o dönem, o ortamda indirilen Mekki diye nitelendirilen surelerdir. Mekke'de indirilen sureler. Bunu niye özellikle söylüyorum? Müslümanlar, Kur'an'ı okuduğunuz zaman Mekke'de, Medine'de indirilmiş diye bir bilgiyle karşılaşırız. Mekke'de indirilmiş sure, Medine'de indirilmiş sure. Bu bize ne fayda sağlar? Kendi dönemimiz, kendi coğrafyamız, kendi içinde yaşadığımız sistem, kendi şartlarımız ile ası sahne yaşanmış olan şartları mukayese edelim diye. Biz şimdi hangi ortama daha çok benziyoruzu tespit edelim diye. Şu anda sistem Cenab-ı Hakk'ın mı tayin ettiği bir sistem? Hayır. 100 yıldır değişti bu. 100 yıla yakındır değişti. Önceleri öyleydi. Ama daha sonra değişti. Beşer damgasını vurdu. Allah'ınki Allah'a, benimki bana dedi. Kabe Arap'ın olsun, falan yer bana yeter dedi. Dedi ve kendisine ait olanı ortaya koydu. Sonra silahların gölgesi altında dedelerimizi buna boyun eğdirdi. Boyun eğmeyenleri dar ağaçlarında astı. Toplu katliamlardan geçirdi. Sonra sistemini ihkam etti. Sağlama aldı. 80-90 yıldır süre gelen bu sistemin altında biz Müslüman olma gayreti çabası, Müslümanlığı öğrenme ve öğretme gayreti çabası içerisindeyiz. Bu çatı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. İç çekişmeleri bırakarak hayrı besleyici, destek verici, onu çoğaltıcı iyi niyet gösterisi ortaya koyarsak Allah'ın izniyle açılan bu gedik gitgide bollaşacaktır. Kocaman bir caddeye dönüşecektir. O zaman oradan nesillerimiz de gelecektir. Cumhuriyet bünyemize uymayan bir sistemdi. Laiklik uymayan bir sistemdi. Alttan gelen ile gitgide bu sistem artık küçülmeye başladı. Alttan gelen tazyik ile, darbelerle ezmeye çalışsalar da yeni yeni yine o Müslüman kitlenin talepleri üstü hep sıkıştırdı. Neye yol açtı nihayet? Kur'an diyen, peygamber diyen bir başın bu ülkenin başına geçmesine yol açtı. Mecliste Kur'an okuyan, Kur'an anlaşılsın diye imkanları seferber eden bir insanın bu ülkenin başına geçmesine yol açtı. Allah ondan daha hayırlısını da getirecek. Bu bemahal Cenab-ı Hakk'ın açtığı bir rahmet kapısıdır. Tamamlamadan Allah o kapıyı kapatmaz.
tamamına erdirecektir. Tamamı bizim Medine'miz olacaktır. Bu sure işte bize Medine'nin yollarını, Medine'nin hangi yolu izlersek varacağımız bir menzil olacağını anlatan bir suredir. Mekki sureleri bu anlamda değerlendirmek lazım. Karanlıkta yol aldıran ilahi mesajlardır Mekki sureler. Karanlıkta yol aldıran, sağınız, solunuz, önünüz, ardınız karanlık. Ama sizin önünüzü aydınlatan ilahi bir mesaj. Elinizde bu varsa ışığınız var demektir. Dilinizde bu varsa hakikati anlatan ilahi mesajlar dilinize değmişse siz yol gösteriyorsunuz, aydınlatıyorsunuz demektir. Buna çağırıyorsanız bütün Müslümanların birliğine çağırıyorsunuz demektir. Bu aydınlıktır. Evet, suremiz Meryem suresi. Kadının adına açılmış bir sure. Cenab-ı Allah bayan kullarından birisini bayraklaştırmış. Özel büyüteci almış. Bütün erkeklere ve bayanlara işte size bir örnek, bir model, izini süreceğiniz bir kahraman, Allah'a kendini adayan bir bayan kul. Öğrenin ki onun gibi olmaya gayret edesiniz. Öğrenin ki onun pozisyonuna düşerseniz ne yapacağınızı bilesiniz. Öğrenin ki ilahi inayet ve rahmet neyle sizin hayatınıza iner, bunu göresiniz. Habeş hicretinden önce inmiş, 5 ve 7. yıllarda gerçekleşen 1 ve 2. Habeşistan hicretimiz vardır. Hicret nedir? Malın ve canın, Cenab-ı Hakk'ın ölçülerince yaşanması uğruna feda edilmesidir. Büyük bir özveridir. Vatandan, yurttan, topraktan mahrum kalmayı göze alarak, evden, aileden, ailemden mahrum kalmayı göze alarak, geçimden, geçim yollarından mahrum kalmayı göze alarak, çevrenden, ilişki kurduğun, beraber yaşadığın atmosferden mahrum kalmayı göze alarak, dedim diye yaşama imkanı zorlaştırılmış ortamdan rahat söyleyeceğim ortamlara gitmek. Vatandaşı da gavuristan olsun. Ama orada Allah diyebiliyorum. Orada ya ayn sadı okuyabiliyorum. Değerli arkadaşlar, bunu okuduğunuz mahalleri kendimiz için öncelikli, makbul ve tercih edilen mahaller görmek lazım. Ayağa vurmak değil, önüne barikat koymak değil, arkadan şahsiyeti düşük insanların yaptığı gibi sürekli tenkitler yapmak değil, omuz vermek, arka çıkmak, hayrı çoğaltmak, beslemek, bunu yaymak, açılan kapıdan girmeye çalışmak, onu mümkün olduğu kadar genişletmeye gayret etmek. Müminin hali ahvali budur. Habeşistan bir İslam devleti değildi. Bir İslam devleti değildi Habeşistan. Aleyhissalatü vesselam ne diye gönderdi Mekke'den Müslümanları Habeşistan'a? Artık eza cefa doruktaydı. Müslümanlar gerçekten ciddi bir fitnenin içerisine girmişlerdi. Ya Allah'tan, onun getirdiği mesajdan, onun gönderdiği peygamberden vazgeçersiniz ya da sizi öldürürüz. Keşke öldürseler, bir tek darbe ile onurlu bir şekilde insani bir yöntemle öldürüverselerdi. Ölüme hazırdık. Ama ölüm değildi arzuları. Eza ve cefaydı. İşkenceydi. Buna dayanamayan Müslümanlara Allah yol açmak için Habeşistan'ı işaretledi. Gittikleri zaman orada İslami hükümlerin, kuralların hükmettiği bir ortam görmediler. Ama ne gördüler? Bugünün ortamını gördüler. Yani Kur'an'ı konuşmanıza müsaade eden bir ortam. Allah aşkına bunu besleyin.
Bunu takdir edin. Takdir edin ki öncelerini yaşamış, aşağı yukarı her birimiz yaşadık, yaşamış bizlerin bugünlerin kadirini, kıymetini bilerek daha fazlasını Allah'tan isteme yüzümüz olsun. Değilse Allah alır. Nimete iyi komşuluk yapılmazsa Allah nimetten mahrum eder. Bu gibi bir ortam düşünün şimdi. Kur'an dinlemeyi, Kur'an'dan fikir beyan etmeyi, ondaki buyrukları yerine getirmeyi, Müslümanlara serbest kılan, ev sahipliği onur ve vazifesiyle onurlayan, hoş bir mahal, hoş bir ilişki. İşte böyle bir ortama gitmeden önce Cenab-ı Allah peygamberini ve oraya gidecek müminleri gittikleri yerin inanç ve fikirleriyle donatmak, onların dünyalarını anlaşılır kılmak, Habeşistan halkının inanışını Müslümanlara tanıtmak adına Meryem suresini indiriyor. Tanıyın öyle konuşun, bilin öyle öğüt verin der gibi. Bu bir yöntemdir. Temayüllerini bilmediğiniz bir halka yol gösteremezsiniz. Korkularını, umutlarını, beklentilerini, zaaflarını bilmediğiniz bir topluma yol, rehberlik yapamazsınız. O nedenle halkın içinde yaşayın ki bilip öylece anlatasınız hakikati. Halkın içinde yaşayın. Akademik bela, okuyanlarını, çalışma yapanlarını halktan koparmaya yönelik sistemli hale getirildiği için, bir sistem oluşturduğu için maalesef burada konuşan akademisyen halkın hayatına indireceği bir hakikat konuşamıyor. Dinleyenleri işte bu benden bahsediyor diyebileceği bir anlatım ya da bir içerikten içeriği beceremiyor. Niçin? Halkı tanımadığı için, aralarında yaşamadığı için, dertlerini, tasalarını bilmediği için, arzularını, zaaflarını görmediği için. Yaşamak bedel ister. Yaşarsanız kapınız çalınır. Derdi olan derdini anlatır. Sıkıntısı olan sıkıntısından bahseder. Borcu olan sizden para ister. Öyle ya, anlatmışsınız, anlattığını yaşa diye senden bekler. Cömertliği anlatmışsan cömert ol der. Vefayı anlatmışsan bana vefalı ol der. Fakir, miskin insanın dertliyle dertlen, onları doyur, giydir, barındır diye anlattıysanız fakir insan kapınıza gelir elbet. Aralarında yaşamak, bu bedeli göze almaktır. Bu akademiyada yoktur. Biz yüksek kulelerimizden konuşmayı, bedeli olmayan sözler etmeyi, kendi hayatımızın sözüm ona selameti için daha doğru gördük. İlim konuşulan bir şeydir, yaşanan bir şey değildir. Kendisi üzerinden dünyayı sağladığın, kazanç elde ettiğin bir araçtır ilim. En iyi ihtimalle. İlim, yaşadığımız egemen güçlerin dünyasında sömürüdür. İlim, coğrafya insanını sağmaktır. Onları söğüşlemektir. Onları sömürmektir. İlim, tuzaklar kurmaktır, savaşlar açmaktır, kan dökmektir. İlim, coğrafyaları gasp etmektir. İlim. Sureye giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kef, he, ye, ayn, sad. Cenab-ı Hakk'a mahsus bir girizgâhtır bu. Böyle bir giriş duyduğunuz zaman hemen toparlanın. Çünkü yaratan Rabbimiz bana, sana konuşacaktır biraz sonra. Tek tek
her bir kelimesini ve cümlesini anlayacağınız mesajlarıyla Allah konuşmaya başlayacak. Kef, he, ye, tat. Dinlediniz, kaçırdınız ama bundan sonrasını kaçırmayın der gibi toparlayan bir giriştir bu. Hikmet ehli, ilimde derinleşen zatların dilinden ey kafi anlamında kef, ey hadi yol gösteren, ey her şeye yeter olan anlamında he, ey bağışı bol anlamında ye, ey alim bilgisinden hiçbir şeyin kaçmadığı, her şeyi kepe çevirebilen, bilgisiyle her şeye nüfuz eden ayn ve ey her muhtacın ihtiyacı için kendisine başvurduğu sözüyle ve hayat tarzıyla sıdkı sadakati doğruluğu vaz eden, öğreten, gösteren sadık Sa'd. Hazreti Ali'nin duasındaymış böylece. Ya kef, ya ayn, kef, ya ha, ya ayn sad, ya nuran nur, ya evvelel evvelin, ya ahirel ahirin, ya hayyu ya kuddus, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim diye yalvarır dururmuş. Gözden kaybolmaz, kaybolduğundan merak eden Müslümanlar Hazreti Hasan'a sormuşlar. Baban niye kayboluyor sürekli? Kendi hücresinde duaya duruyor. Fitne dönemi. Sağdan soldan fitne akınlarının fazlalaştığı bir dönemde halifelik yapıyor. Bana yaklaştırır, beni yaklaştırır mısın hücresine diye rica ediyorlar. Yaklaşmış, yaklaşmış hücresine o zat ve bakmış ki İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh bu duayı yapıyor. Maalen söyleyeyim. Ey kef, he, ye, ayn, sad. Ey nurların nuru. Ey ilklerin ilki. Ey sonların en sonu. Ey her dem diri olan, her işi deruhte eden, icra yürüten kayyum Allah'ım. Ey bütün eksikliklerden uzak, mukaddes yüce Allah'ım. Ey Allah, ey Allah, ey Rahman, ey Rahim. Diyerek duaya başlamış. Altta yapacağı dua insanın Müslüman olma yürüyüşünü engelleyici ayak bağı günahlardır. Tek tek sıralar. Der ki öyle günahlar vardır Rabbim. İşlendiği zaman azabım iner. İşlemişsem günahımı affeyle. Öyle günahlar vardır Rabbim. İşlendiği zaman en muteber insanları da rezil rüsva eder. Öyle günahlarım varsa affeyle Rabbim. Öyle günahlar vardır Rabbim. İşlendiği zaman ne kadar sahibi dua etse dualar tuttur Rabbim. Varsa o günahım affeyle Rabbim. Öyle günahlar vardır. İşlendiği zaman gözleri keser. İşlediysem affet Rabbim. Öyle günahlar vardır. İşlendiği zaman düşmanlarımızı başımıza musallat eder, muzaffer eder. İşlediysem günahlarımı affet Rabbim. Öyle günahlar vardır. Helal hızlaştırır. Helakimi süratleştirir. Ölümümü çabuklaştırır.
işlediysem affet Rabbim. Öyle günahlar vardır. İşlendiği zaman rahmeti, rahmete karşı umudu keser. İşlediysem affet Rabbim. Öyle günahlar vardır. Yapıldığı zaman arzularımızı karartır. Hakkı görmemizi engeller. Hakla aramızda perdeler gerer. İşlediysem affet Rabbim diye dua eder. Duanın kabul ediliş girizgahıdır. Ya kef he ya ayn sad ifadesi. Kabul ediliş girizgahıdır. Bu ifadelerle yapılan duayı Allah reddetmeyecektir. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Bu bir öğüt. Bu bir hatırlatmadır. Bu konuşulmasını Allah'ın arzu ettiği bir gündemdir. Dilden dile dolaşması gereken bir mevzu anlatacağım size. Bu mevzuda Allah'ın rahmeti neyle size gelir onu göreceksiniz. Allah'ın rahmeti size neyle gelir? Gündem ediniz. Kimi? Allah'ın Zekeriya, bu Zekeriya'ya seni konuşun, paylaşın. Çünkü siz de o gibi ilahiyet, onunla sınırlı kalmaz, şimdi size de iner. Zikru rahmeti rabbike, Rabbinin rahmetinin gündeme gelmesi bu. Konuşulması bu. Surenin baştan sona en ağırlıklı bahsettiği mevzu, ilahi rahmetin nasıl bize geleceğiyle ilgili tariflerdir. Allah'ın rahmeti. Değerli arkadaşlar, Allah'ın rahmeti deyip geçmeyelim. Kime değerse o insan bahtiyardır. Bir iksirdir. Oradan hidayet çıkıyor. Oradan bolluk çıkıyor. Oradan şifa çıkıyor. Oradan zafer çıkıyor. Oradan dünya iktidarı çıkıyor. Oradan kolay hesaptan geçirilme çıkıyor. Sırattan şimşek gibi geçme çıkıyor. Ben bunu yapabilirim kolaylığında görürsek tembellik yapmayalım. Çünkü rahmet kendisine sırt dönülecek basitlikte bir lütuf değildir. Çok muazzam bir vergidir. Rahmet şu anda kainatın varlık nedenidir. Ar-Rahmanu alel arşi istebe. Bütün evrene, kainata sirayet eden ilahi sıfat nedir? Rahmettir. Gavura da içiren rahmet. Yediren, hava aldıran rahmet. Keşke evimize gelse, hanımımla kavgam bitecek, çocuğumla ayrılık bitecek, evdeki dert tasa kalkacak, geçim sıkıntıları rafa kalkacak. Keşke rahmet inse bu topluma, bu beşeri sistem ilahi sisteme dönüşecek. Bu kavganın akıbeti zafer başlanacak. Keşke rahmet inse ayrılıklar dönüşecek. Keşke rahmet inse nimet bollaşacak. Keşke rahmet inse Müslüman coğrafya bir insan çevresinde derlenip toparlanacak. Keşke rahmet inse dün olduğu gibi bugün de batıla karşı galip gelecek. Keşke rahmet inse. Hepimizin ihtiyacı var. O zaman nasıl elde ederiz konusu önemli üzerinde duracağımız bir konudur. Cevabı surenin devam eden ayetlerinde olacak. Zikru rahmeti rabbike. Bu senin Rabbinin rahmeti gündem ettiği bir sure, bir bölüm. Bir aile anlatacak aslında, aile örnekleri anlatacak. Ailede rol alan insanların farklı aldıkları rollere göre kimi nasıl taklit edeceği, kimin peşinden gideceği, kim gibi olacağı örneklemeleri verilecek. Her birimize, her birimizin hayatına Allah ayna tutacak. Rabbinin rahmeti. Sensin muhatap, Müslüman. Ey insan! Sakın topluluğa dayanıp da kendini bu çağrıya
duyarsız kılma. Ben muhatabı değilim deme. Allah seni eğitmek üzere konuşacak şimdi. Bu bir terbiye konusudur. Eğitim bilgisidir şu anda konuşulacak olan. Bir öğretim bilgisidir konuşulacak olan. Kendisinden başka otorite yok diyerek iman ettiğimiz Allah'a uygun bir kul bize öğretileceği bir bölümdür şimdi konuşulacak olan. Zikru rahmeti rabbike. Kimi konuşuyor Allah? Abdehu. Kendisini ben Allah'ın kuluyum diyerek, kendisine kimliği ben Allah'ın kuluyum diyerek ortaya koyan kulu Zekeriya. Değerli arkadaşlar, ilahi rahmetin ikinci şartı. Birinci şartı, bunu konuşmayı artık biz de devreye alalım. Zekeriya bizim rol model insanımızdır. Allah'ın rahmetinin kendisi vasıtasıyla bize akacağı hayat tarzını, şeklini, şemalini, rolünü, uygulamasını bize gösterecektir. Hazreti Zekeriya. Birincisi o. İkincisi münferiden kendimizi muhatap alacağız bu işe. Üçüncüsü, kimliğimiz nedir? Kimliğimiz Cenab-ı Allah'a nispeten kendimizi tanıştırdığımız ben Allah'ın kuluyum ifadesidir. Diğer bütün etiketlerden soyunalım. Abdehu Zekeriya. İlahi rahmet Zekeriya'ya gelmişse, Zekeriya kendisini Allah'ın kulu kölesi olarak kabul ettiği ve bununla yetindiğinden dolayı gelmiştir. Onunla yetinmek. Ben Türk değilim. Ben Arap değilim. Ben Kürt değilim. Ben İngiliz, Fransız değilim. Ben Allah'ın kuluyum. O zaman adının bir anlamı var. Abdehu, sonra Zekeriya. Sonra Zekeriya. O zaman adınla müsemma. Adının da önemsendiği, taltı bir karşılıkla Allah ne diyecektir? Adın kitabımda kayıtlıdır diyecektir. İşte Zekeriya Kur'an'ın bize anlattığı, ismiyle tanıttığı bir kahramana dönüşecektir. Ama önce kulluk. Önce ben hiçim demek şartıyla. Ben sana aitim Allah'ım demek şartıyla. Abdehu Zekeriya. Öyle ismiyle konuşulan zatlar bilirsiniz değil mi? Sahabeler arasında. Hazreti Übey bin Ka'b gibi, Hazreti Ebu Zer gibi, Hazreti Hatice gibi, Hazreti Ayşe gibi, Allah'ın onlara selamını ilet ey Cibril diyerek Cibril Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ondan da bu zatlara selam gider. Melekler nezdinde Ebu Zer insanların yanındaki namından çok daha yüksektir diyerek Hazreti Ebu Zer gökler alemin mümin, abid bir kahramanı olarak bilinir. Adı Kur'an'da zatlar. Adı Cenab-ı Hakk'ın şeref listesinde zatlar. Olmak istersek eğer, nereden geçtiğini anlatır ilk ayet. Kur'an bizim zikrimiz, gündemimiz, konuşmamız, öğüdümüz, sürekli tekrarımız olacak. Kur'an benim, ben muhatabım diyerek münferiden, bireysel olarak muhatap olacağım kitap olacak. Kur'an'da ben Allah'ın terbiyesini öğrenmek üzere önünde diş çökeceğim olacak. Sonra diş çöken bende, diş çöktükten sonra bütün kimliklerden soyunma olacak. Ben Allah'ın kuluyum. Bunu daha sonra Hazreti Meryem'in çocuğu, peygamberlerimizden İsa aleyhisselam söyleyecek ama daha sonra gelecek o. Kâle inni Abdullah âtâniyel kitâb ve ceâleni nebiyyen ve ceâleni mübâreken eynemâ kuntu diyerek diğer ayetlerde Cenab-ı Allah Hazreti İsa'yı anlatacak. Evet,
Allah'ın kulu olmak, kul olmakla yetinmek. Renkten, etnik özelliklerimizden tamamen soyunarak. Ben Allah'ın kuluyum. Zekeriya, ondan sonra isim elde ederiz biz. İsmimiz ondan sonra gelir. Öncesinde kulluğu olmayanın ismi ne olursa olsun, ateşe odundur. Öncesinde kulluğu olmayan. Abdehu Zekeriya. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَف۪يَّ. Hani diyor o, gizli, içten, samimi bir yakarışla Rabbisine seslendi. Evet, Allah'ın kuluyum. Adımı andı Allah. Rahmet yağdırdı Allah. Terbiyesine girmeye iman ettim. Diş çöktüm kitabının önünde. Bana rahmet etsin ümidiyle. İlahi rahmet gelecek şimdi. Bir derdi, bir sıkıntısı var kulunun. Kimin kapısına varmalı? Kul olduğu kapıya varmalı. Allah'ın kapısına. Cenab-ı Hakk'ın kuluna kapısı 24 saat her salisesinde açıktır. Hangi halde olursanız olun. Seslenecek. Seslenirken önce edep, samimiyet, seslenme yeri dil, ağız değildir. Ya nedir? Kalptir. Müminin dili kalbinin arkasındadır. Kalbinin arkasındadır. Münafığın dili kalbinin önündedir. Olmayanı konuşur. Olanı gizler. Müminde farklıdır bu. Samimi içten Cenab-ı Hakk'a yalvaracaktır. Aleyhisselam ne diyordu? Tumturaklı dualardan uzak durun. Çünkü o kıyamet öncesi insanların Allah'a yakarışıdır. Tumturaklı, kafiyeli, sonunu kulağa hoş gelecek şekilde ayarlayayım tekellüfü, zorlaması şeklinde yaptığınız duadan uzak durun. La yakbalu Allahu du'a min kalbin lahin. Allah boş bir kalpten yapılan ve sadece dil ile söylemekle yetinilen yakarışları kabul etmez diyor. Boş bir kalp. Kalpte yok onun bir temeli. Dilde var. Kulağınızı tırmalayan iman yolunda gayretkeş insanlar iseniz, o tip dualar kulağınızı tırmalar, kalbinizi rahatsız eder. Suni olduğunu anlarsınız. Biraz etsin dersiniz. Etmeseydi daha iyiydi dersiniz. Ama vaziyeti onlar kurtarıyor diye sürekli vitrine onlar çıkartılırlar. Hele hocam bir dua et diyerek tuhaf alışkanlıklarımız var. Hele hocam bir dua. اِذْ نَادَى رَبَّهُ. Rabbisine nida etti. نِدَاءً خَف۪يَّ. Gizli, içten, samimi bir yakarış ile. Ne diyecekti? Rabbi, اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيَّ. Allahu Ekber ya. Yani bu kadar mı güzel? Kulla Allah arasındaki ilişki tamamen bireysel bir ilişkidir. Bir ikincisi huzurunuzu bozmalıdır. Bir ikinci insan yanınızdaysa huzurunuz bozulur. Bozulmalıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendisine seçmiş olduğu mahal müminin kalbidir. Benim kalbim senin kalbindir. Bunu kimseyle paylaşmayın. Bu özeliniz olsun. Ki Allah halis muhlis kulum diyerek sonuna kadar kabul kapılarını duamıza açsın. Sonra isteyin ne isterseniz. Ne istemiş? Malen vereceğim ve bitireceğim. Önümüzdeki hafta inşallah bu ayeti tekrar ele alacağız. Demiş ki Rabbim, kemiklerim zayıfladı. Başıma ağrılar düştü.
Şimdiye kadar yaptığım hiçbir duada bedbaht olmadım. Geri çevrilmedim. Ben bunu biliyorum. Bunu da kabul edeceksin, biliyorum. Ve sana sesleniyorum. Diyor, talebini söyleyecek. İfadeyi görüyor musunuz? Başıma ağlar düştü, kemiklerim çürüyor artık, zayıfladı. Benden çocuk olmayacağı aşikar. Fakat yasalarla ben kayıtlıyım, sen kayıtlı değilsin. Yasaları sen yaratırsın. Sen koyarsın. Kurallar, kanunlar seni bağlamaz Allah'ım. Sebepleri müsebbip kılan konuşmalar, sebepleri özneleştiren, failleştiren konuşmalar, bilirim ki şeytandandır. Sen sebeplerle kayıtlı değilsin. Sebepleri yaratansın. Dilersen sadece dilemen yetiyor. O iş oluverir. Kemiklerim zayıf. Çürüdüm, bittim. Sırtım eğildi. Saçlarım ağlaştı. Ama sen dilersen benden bir çocuk olur. Bunu istiyorum senden. Kaygım var, korkum var. Senin dininle ilgili, ben gittikten sonra geride bırakacağım toplumun senin dininle ilgili gevşeklikleri, aymazlıkları kaygımdır. Bunu gidermek için Rabbim bir çocuk istiyorum senden. Allahu Ekber. Sebepleri kendimizle Allah arasından kaldırabilirsek duaya getiremeyeceğimiz bir konu olmaz. Duaya getiremeyeceğimiz bir konu olmaz. Ne diyelim? Allah'ım Amerika'yı devir diyelim, devirsin. Rusya'yı devir diyelim, devirsin. Dünyayı kendisi yönetmek isteyen güçleri devir ve sen kendi kullarını muzaffer ederek hükümran kıl diyelim, Allah yapsın. Olmaz diye şeytana kulak vermeyelim. Olmaz diyen şeytana. Hani sen ne yaptın ki diyerek engel olmaya çalışan dualarıma, şeytan ve dostlarının telkinlerine kulak vermeyelim. Allah'tan dileyelim. Allah kelimelerle yönetir. Ol der, oluverir. Cenab-ı Hak taksiratlarımızı affetsin ki dualara en ciddi engeldir. Allah taksiratlarımızı affetsin, günahlarımızı bağışlasın. Allah gafletimizi, gafletimizden bizi aydırsın. Rabbim vahyin aydınlık geleceğine bizleri ulaştırsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.